merhabalar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizler için Ankara'nın en önemli mekanlarından bir tanesi 2. Meclis'e geldik. Biliyorsunuz 1923 yılında yapımına başlanıp 24 yılında bitirilen Mimar Vedat Tek tarafından yapılan bu meclis binası 36 yıl boyunca Ankara'nın Cumhuriyet dönemi, Atatürk döneminde birçok siyasi kararına ev sahipliği yaptı. Burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Celal Bayar'ın ve İsmet İnönü'nün anılarının olduğu odalar var. Onların kıyafetleri var, yedikleri tabaklar var, çatallar var, taktıkları saatler var, kıyafetler var, birçok anı saklı, fotoğraflar var. Şimdi içeriye gireceğiz, onları gezeceğiz. Hadi başlayalım. Mesela kahve içtiği bir tane fincanı var. Üstünde Felak ve Nas surelerinin olduğu, fincanı var. Bu fincan da çok güzel bir anlam ifade ediyor. Bunun üzerindeki sureleri, dudakları değerek kahvesini içermiş. Burada kıyafetleri var arkadaşlar. Şimdi bu tarafa devam ediyoruz. Kıyafetleri yine dediğim gibi. Biliyorsunuz Atatürk arkadaşlar şapka takmayı çok seven bir liderdi. Hem cephede olsun hem salonlarda olsun, o büyük güzel yemeklerde olsun o fetör şapkalarını mutlaka kullanırdı. Bakın burada şapka çeşitleri var. Her türlü kalpak şeklinde olan, fötür şeklinde olan veya işte cephede kullanmış olduğu birçok şapkalar da mevcut arkadaşlar. Yine şunu bilirsiniz belki. Bunu da göstermek istiyorum. Süeterini hatırlarsınız. Hatta bununla fotoğrafları falan var. Ben çok iyi hatırlıyorum. Mutlaka siz de hatırlarsınız. Burada ayakkabıları var. Atatürk'le ilgili, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bu meclise, eski meclise geldiğinizde 3 tane odamız var. Tamamıyla onun eşyalarından oluşan bir oda. Ya da odalar diyelim, yanlış söylemeyelim. Şöyle geliyoruz. Burada da yine, bakın, yine burada arkadaşlar kemeri varmış, fuları var. Ben bu şapkasını sanki yine bir yerden gördüğüm gibi öyle hatırlıyorum ama buraya geldiğinizde her şey gözünüze tanıdık gelecek. Hiç yabancı bir şey yok. Hep o kartpostallarda, o fotoğraflarda gördüğümüz kıyafetler aslında. Şöyle geçelim. Bakın burada da anahtar diyor. Atatürk'e Bursa Sümerbank Merinos Fabrikası ziyaretinde verilen o zamanın Sümerbank'ının anahtarı. Gerçekten çok etkileyici. Bir de şurada fincan var. Yine size Atatürk'ün kahvesini içtiği fincanı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Nazilli'deki Sümerbank basma fabrikasında üretilen bir basma. Fincan ve kadehi. Bu da yine Nazilli'deki yerde yapılan, fabrikada yapılan bir fincan. Yine bu odada Atatürk'ün dönem dönem, o dönemde İsmet İnönü ile Celal Bayar'la birlikte bulunduğu ortamlarda fotoğraflar var. Çocukları olan sevgisini biliyorsunuz. Çocuklarla yine burada bir fotoğraf konulmuş. İş Bankası'nın açılmasıyla ilgili. Biliyorsunuz o dönem bankalar açıldı, İş Bankası açıldı, Sümerbank açıldı. Çok ciddi atımlar oldu. Cumhuriyet'in başlamasıyla birlikte, Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz ülkemizde çok ciddi inkılaplar yerine getirdi. Bunların en önemlileri işte burada, bakın şunu da gösterelim. Merkez Bankası banknotları mesela, bunlar da var. İlk çıkan paralar. Üstüne tabii ki de Atatürk'ün fotoğrafları var. Şurada ne varmış? Burada da arkadaşlar bakın şöyle göstermek istiyorum. Burada da madalyaları var. Bakın Erzurum istasyonunun açılışının anısına kendisine hediye edilmiş bir Malatya. Sivas Demiryolu istasyonunun açılışı adına yapılmış bir madalya. Bu tarz şeyler var. Şimdi arkadaşlar Atatürk'ün fotoğraflarının olduğu, şapkalarının olduğu, kıyafetlerinin olduğu 3 odayı size göstermeye çalıştım. Şimdi genel kurul, yani o dönem mecliste genel kurulun yapıldığı yere gideceğiz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi Atatürk'e, Mustafa Kemal Atatürk'e ayrılan 3 odayı gezdik. Kendisine ait eşyaları gördük. Şimdi o dönem mecliste tabii ki de en önemli şey nedir? Kuruldur. Genel kurul odasına gireceğiz. Burada biliyorsunuz milletvekilleri, yani mebuslar. O dönem mebus diye geçiyor. Biliyorsunuz illerimizin 81 vilayeti yoktu o zaman, daha azdı. Onların mebusları
gördüğünüz gibi burada, bu ikinci mecliste, genel kurulda, burada biliyorsunuz Atatürk kürsüye çıkıp konuşmalar yapıyordu. İsmet İnönü aynı şekilde, Celal Bayar aynı şekilde. Küçük bir meclis ama o dönem büyük bir binanın olmaması, daha büyük bir meclis binasının olmaması sebebiyle burayı tam 36 yıl 3 Cumhurbaşkanı'nda meclis olarak kullandı. Çok önemli kararlar verildi. Çok önemli burada nutuklar, konuşmalar veya işte buna benzer şeyler yapıldı. Ateşli tartışmalar oldu ya da ne bileyim işte çok değişik kararlar verildi. Belki yargılanmalar oldu, belki farklı şeyler oldu, farklı yasalar çıktı. Tabii bunları çok fazla tarihi olarak okuyup tek tek bilmek lazım. Ama biliyorsunuz ki arkadaşlar şu kürsü meşhurdur. Çok yerde görmüşsünüzdür bu kürsüyü. Ankara'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi biliyorsunuz eski meclis. Yani ilk meclis ve ikinci meclis. Gördüğünüz gibi ne yazıyor? Hakimiyet milletindir. Yani o zamandan bu zamana milletin her zaman hakimiyetin gördüğünüz gibi millette olduğunu belirten bir yazı. Şimdiki meclisimize de var diyebiliyorum. Burayı da gösterelim. Bakın bu sandalyeler o dönemden kalma sandalyeler. Hala aynı. Hiçbir şeyini kaybetmemiş şekilde. Orijinal. Lambalar öyle. Ne kadar ihtişamlı değil mi? Duvar süslemeleri aynı şekilde. Arkadaşlar buranın mimarı Vedat Tek. Vedat Tek kim? Cumhuriyet döneminde birçok eseri yapan. Hatta bunun karşısında bir Ankara Palas vardır. Ankara Palası da yapan mimar Vedat Tek. Hatta belki hatırlarsınız Kastamonu videomuzda Vedat Tek Müzesi'ne gitmiştik. Cumhuriyet döneminin en önemli mimarlarından bir tanesi. Burayı da yapan mimar Vedat Tek. O dönemde kendisi burayı tasarlıyor. Yine dediğim gibi buradan çıktıktan sonra karşımızda Ankara Palas var. Ankara Palası da yapan mimarımız mimar Vedat Tek'in elinden çıkmış bir bina şu an müze olarak kullanılıyor. Şöyle çok büyük, çok kocaman bir avizemiz var arkadaşlar. Onu da size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel, ne kadar ihtişamlı. İşte Cumhuriyet döneminin meclisi, işte genel kurulu. Şimdi genel kurul salonundan çıktık. Burada bir kısım var. O kısmı size göstermek istiyorum. Özellikle Birinci Dünya Savaşı zamanında İngilizlerin Şam'daki karargahımıza saldırmaları sırasında orada bir bayrak ele geçiyor. Kanlı bayrak. Ondan sonra buraya getiriliyor. Gelin bakalım. Hep birlikte görelim. Bu müzeye geldiğiniz zaman mutlaka bu kanlı bayrağı da görün derim. Çünkü Osmanlı döneminden dediğim gibi Birinci Dünya Savaşı'nda 1918 yılında İngiliz kuvvetlerinin eline geçen Şam'da, zaten bilgilerde burada yazıyor, Osmanlı Devleti'nin eline geçen bir bayrak anlamı da derin. Gelmişken hemen buradan şuraya geçelim. Gördüğünüz gibi Celal Bayar'ın Atatürk'le birlikte İsmet İnönü'nün fotoğrafının olduğu Celal Bayar, Atatürk, İsmet İnönü. O zamanın gazeteleri arkadaşlar. Ve tabii ki de kim? Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım. Gördüğünüz gibi Zübeyde Hanım. Beraber fotoğrafları. Bunlar en orijinal fotoğraflar. Bunları başka bir yerde görmeniz mümkün değil arkadaşlar. Bunları görmek istiyorsanız Ankara'ya geleceksiniz. Atatürk'ün bu fotoğraflarını görmek isteyen buraya gelmek zorunda sadece bu müzede. Gördüğünüz şemsiye, gördüğünüz eldiven, gördüğünüz kalemler, Atatürk'e ait, Cumhuriyet dönemine ait ne varsa hepsi bu müzede. Karşıda size Makbule Hanım'ı göstermek istiyorum. Bakalım. Onun da fotoğrafı var. Makbule Hanım'ı biliyorsunuz. Yani çok meşhurdur. Biliyorsunuz romanlar yazıldı. Neler yaptığı, nasıl olduğu Atatürk'ün biliyorsunuz. Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın küçük kızları oluyor. Atatürk'ün de kız kardeşi oluyor biliyorsunuz. Makbule Hanım. O da
Atatürk 1881'de doğuyor, o da 1885'te doğuyor. 4 yaş küçük oluyor kendisinden. Daha sonra da işte, bakın burada yazıyor. Balkan Savaşı'nda Atatürk'e annesiyle birlikte İstanbul'a gelerek destek oluyor. Onun hikayesi apayrıdır arkadaşlar. Onun hikayesi apayrıdır. İlk medeni kanunu göstereyim size. Bakın burada ilk medeni kanunumuz var. Yine Atatürk'ün kendi şahsına münhasır fotoğrafları var. Şimdi bir de size üst katı göstereceğim. Üst katı da bir görelim. Ondan sonra yukarıya çıktıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi çalışma odalarının olduğu ikinci kata çıktık. Gördüğünüz gibi çok büyük bir holden oluşuyor. Yine gördüğünüz gibi işlemeler çok güzel. Mimari bir havası var tavanın. Osmanlı motifleri diyebiliriz. Sağlı sollu odalar var. Bu odalar Cumhuriyet döneminde yine meclisin görev yaptığı, aktif görev yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı'nın, başkanların, bakanların, şimdiki bakan deniyor, mebusların odalarından oluşuyor. Şöyle size bir iki tane göstereyim. Mesela burası Başbakanlık Çalışma Odası olarak geçiyor. Bakın gördüğünüz gibi süslemeler, o dönemin mobilyaları olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Masa, perde, hepsi olduğu gibi duruyor. Burada da gördüğünüz gibi İsmet İnönü, Fethi Okyar, Celal Bayar, İbrahim Refik Saydam, Şükrü Saraçoğlu, bugüne kadar başbakanlık ve cumhurbaşkanlık yapmış isimler. Bakın burası Cumhurbaşkanı'nın çalışma odası. Aynı ihtişamını koruyor arkadaşlar. Şimdi buradan bir çıkalım. Buradan bir çıkalım. Size bir iki tanesini göstermiştim ama en önemlisi size şunu göstermek istiyorum. Bu kattan aşağıya genel kurulu görebiliyorsunuz. Bir aşağıya genel kurula buradan bakalım. Bakın burada biliyorsunuz bizim şimdi mecliste de vardır. Sayın Cumhurbaşkanı geldiği zaman yukarıdan halkı selamlayabilir. Ya da işte böyle bir üst balkon vardır. Bu üst balkonda belki de meclis kuruluna gelen gençler, vatandaş, halk oturur. Bilmiyorum, o dönem herhalde bunun için kullanılıyordu. Yine böyle bir birim var. Yani böyle bir kısım var. Şimdiki mecliste de var. Çok yabancı değiliz ama buraya yukarıdan bakmak tabii daha güzel oldu. Gördüğünüz gibi şu anda bütün meclise hakimiz. Evet, şimdi de size bir oda daha göstereceğim. Arkadaşlar, burası da Cumhurbaşkanlığı'nın salonu. Bakın burası çok güzel. Neden çok güzel? Çünkü Cumhurbaşkanı salonu deyince ne deniyor? Gelen misafirleri karşılama. Gelen misafirleri Cumhurbaşkanı karşıladığı zaman nasıl bir mobilya, nasıl bir ortam? Güzelliğe gelin bakın. Gördüğünüz gibi altın varaklı, işlemeli. Konsül, dev ayna, perde, koltuklar, oturma grubu.